Satranç iyi oyuncu ile zevkli oynanıyor Ali Rıza Bey. İltifat ediyorsunuz dostum. Herhalde bu oyunu uzun zamandan beri oynuyorsunuz. Evet, çok iyi tahmin ettiniz. Türkiye'de gençliğimde öğrendiğim ilk oyun satranç oldu. O günden bu yana fırsat buldukça daima oynarım. Buranın iklimi tahmin ettiğim kadar sert değil. İnsan kar üstünde yürüdüğü zaman bile üşümüyor. Ne diyorsunuz? Bundan daha sert iklim olur mu? Geceleri yatağın içinde bile ısının sıfırın altında olduğuna şüphem yok. Pasta buyurmaz mısın sen efendim? Vodka'yı tercih ederim. İçimi ısıtır hiç değilse. Öyle mi? Joseph, bir dakika. Vodka getir. Sek mi olsun hanımefendi? Elbette sek. Karışık şeylerden hiç hoşlanmam. Buyur musun hanımefendi? Burası çok sıcak. Etolünüzü alayım mı? Hayır, bir konyak alırsanız daha iyi edersiniz. Joseph, bir kadeh konyak, çabuk. Bu parça o kadar hoşuma gidiyor ki. Ne kadar dinlesem bıkmıyorum. Hele Pierre çalınca. Teşekkür ederim. Oh, affedersiniz. Oh, affedersiniz, çok dikkatsizlik ettim. Ehemmiyeti yok. Durun da sileyim bari. Rica ederim, bırakın, ben içeride silerim. Özür dilerim, çok üzüldüm. Üzülecek bir şey yok. Size yardım edeyim, müsaade edin. Peki. Benden ne istiyorsun Haluk? Bunu ben de kendimden soruyorum. Senden artık hiçbir şey istemeye hakkım yok. Hani beni bir daha görmeyeceğine söz vermiştin, buraya niçin geldin? Çünkü seni görmeden yapamayacağımı anladım. Sensiz hayatım bence zerre kadar değeri kalmadı Ümit. Ben ne büyük bir çılgınlık ettiğimi iş işten geçtikten sonra anladım. Savaşın ateşi bile senin hasretin kadar bana korkunç gelmedi Ümit. Buna inan, sana çok şey anlatmak istiyorum. Hayır, burada olmaz. O halde bana söz ver, başka bir yerde buluşalım. İmkansız. Yalvarırım, yoksa çıldıracağım. Delirtmek mi istiyorsun beni? Of, asıl sen beni çıldırtmak istiyorsun. Bu yaptıklarını çocuk bile yapmaz. Hemen buradan çıkalım, bizi ararlar şimdi. Dur, bir dakika dur. Bırak beni. Beni hala seviyorsun değil mi? Hayır, of, bırak. Gözlerin hiç yalan söylemez Nüvit. Ne olur çıkalım buradan. Nerede buluşacağız söyle. Hiç değişmemişsin. Yarın saat 4'te ormanda, ırmağın üzerindeki tahta köprüde. Olur mu? Gelmeyeceksin diye öyle korktum ki, beni kırmadığın için çok teşekkür ederim sana. Fazla kalamayacağım, bana ne söylemek istiyorsun acele söyle. Seni çılgın gibi sevdiğimi, sensiz yaşayamayacağımı ve yaptıklarımı öylesiye pişman olduğumu şimdi anlıyor musun? Hayır, hiçbir şey anlamıyorum.
Bunları bana anlatmadan önce kendin anlamakta geç kalmışsın. Evet, çok geç. Seni teselli etmek bile elimden gelmez artık. Hiç değilse bana bir ümit ver. Her şeyi tamir etmeye hazırım. Benim bir başka erkeğe ait olduğumu biliyorsun. Bunu nasıl yapabildin bana? Senin yaptıklarından sonra. Ölesiye pişman olduğumu söyledim. Ama bu pişmanlık neye yarar? Cezanı çekmeye. O menfur şüpheye nasıl dayanabilirdim? Bana inanarak. Hala inanamıyorum sana. Muhtar aşığındı. Birbirinize o kadar bağlıydınız ki. Sus! O benim için sadece hasta bir kardeşti. Zavallıcık geçen sonbaharda öldü. Peki. Her şekilde suçlu olduğumu kabul ediyorum Lübit. Beni affet. Geçmişi unutalım. Yeniden mesut olmak için birleşelim. Niçin kaçıyorsun benden? Bunun imkansız olduğunu bilmen gerek. Bizim yollarımız çoktan ayrıldı Haluk. Söyleyecek başka sözüm de yok sana. Eğer bizi ayıran sadece kocam dediğin o salak herifin varlığı ise ben onu yok etmesini de bilirim. Sen çıldırmışsın sahiden. Seni tekrar kaybetmemek için her şeyi göze alırım. Bırak beni gideyim. Seni bir daha hiç görmek istemiyorum. Yolumdan çekil rica ederim. Beni rahat bırak. Dur bir dakika. Dinle beni bir dur.